Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazi polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz. Sayın Ar, şimdi bütün bu en son ne vardı? Mit tsk nokta operasyonları hem Kuzey Irak'ta hem Suriye'nin kuzeyinde nokta atışlarıyla üst düzey bu terör örgütü elebaşlarını hakikaten son derece ciddi bir darbe vurdu. Sonra sınırdan sızına girişimleri vardı ama sınır ötesinde mutlaka yakalanıp orada imha ediliyordu. E, tabii terör örgütünün de bir yandan... E, ...sözde savurduğu tehditler vardı... İşte büyük şehirlere dönük saldırılar yapacağız... ...şunu yapacağız bunu yapacağız diye... ...şimdi bu saldırı... E, ...bu saldırıda siz ne okuyorsunuz... ...Mersin niye hedef... ...o polis seviye neden hedef... ...şimdi efendim tabii... ...öncelikle başımız sağ olsun... ...kardeşimizin ruhu şad olsun... ...ailesine ecir ve sabır diliyoruz... ...yaralarımıza... ...Allah'tan şifa diliyoruz... ...çok boyutlu bir tarafı var... Ee, o da bence şu, terörün genel bir eğilimi var. Ee, eylemsizlik, şu an eylem yapamama PKK'nın başının belası. Hı. Çünkü bir şekilde e, etki altına almaya çalıştığı kitleler için eylem yapmak zorunda. Kendi örgütünün e, ikamesi için, e, bir şekilde morali, motivasyonu, inancı için eylem yapmak zorunda. Şimdi bunlar e, klasik tarafları. Ama e, bir de Türkiye'de YPG PKK terör örgütünün ve onun siyasi uzantısının ve onun gençlik yapılanmasının YPS ve YDG aşın müdahale müdahil olmaya çalıştığı bir siyasi risk fotoğrafı var. Şimdi neden Mersin gibi son derece vatansever ve milliyetçilik, milliyetçilik duyguları hakim olan bir alanda böyle bir eylemin altına imza atmaya kalkıyorlar? Neden oradaki vatanseverleri ve milliyetçileri şu an YPG, PKK'nın desteklediğine dair bir zannın oluştuğu veya bir fotoğrafın oluştuğu bir iklimde neden böyle bir taraflardan bir tanesini bir acıyla beraber muharik hale, aktif hale veya kendi istedikleri bir kıvama, kendisi de bir tepi göstermeye zorluyorlar. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman ta en başından beri ikazını yapmaya çalıştığımız temel konuya geliyoruz. Türkiye'de terör örgütlerinin siyasi rekabete musallat olmasına izin vermeyin. Veya terör örgütlerinin siyasi yapılarının veya terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarının topluma, sivil toplum örgütlerine yapılanmasına müsaade etmeyin, İlişmesine. Şimdi baktığınız zaman eee YPS ve ydg aşk kokuyor. Yani bizim iki kadın terörist seçilmiş olması. Yani hareketleri. Diğer konuklarıma da hızlıca sormak istiyorum ilk yorumunuzu aldıktan sonra. yani şuradaki bu saldırının yani yöntemi, hareketleri. Bunlar özel mesajlar veriyor mu acaba? Bence büyük bir büyük bir acemilik kokuyor. Yani PKK artık bunlara kadar düşmüşse gitsin kendisini kayadan aşağı yatsın. Bir kere burada hem acemilik kokuyor hem uyuşturucu kokuyor. Çünkü bir e, hani bizim dağda gördüğümüz eğitim almış diye ifade edilen teröristin yapacağı şeyler değil bunlar. Sonuçta ateş ederken her zaman temel bir kural vardır. Mevzilenme. Mevzilenme. O açıkmış ortalıktan e, yani Peki. kafasına göre ateş ediyor. Ve zaten o yapmış olduğu hatayla beraber polislerimiz onu etkisizleştiriyor. Bir, bir yandan da sırtında bomba düzeniyle gelmiş. Hani intihar saldırısı ama öncesine ne kadar zarar e, verirsem diye hesaplanmış bir saldırı mı? Bu, bu da kurgusu bozuk. Yani sonuçta siz e, bir e, yatık mermi yollu silahla, bütün ortalığı ayağa kaldırırsınız. Yani alarm verirsiniz ama bir bombalı sandırla bir baskın tarzında bir eylem yapabilirsiniz. Hı hı. Şimdi bunu PKK'nın en alt seviyedeki teröristleri dahi bilir. Şimdi evet, burada hakikaten. burada yani hani e, bu kadar acemi ya evet sırtlarındaki mühimmat etkili. Silah etkili. Bombalı araç etkili. Yani söz konusu teröristler ama, ama bunu, aslında... Ama bu, buradaki şeyler, e, bence şöyle bir şey var. Ölüme yani yollanmışlar. Bunu, bunu güvenlik kuvvetlerimiz biliyordur. E, bu tabii analizleri falan yapılacak, i̇şte, doku örnekler alınacak, kan örnekler alınacak e, filan ama e, bu, bunlar da ben açıkçası bizim daha da gördüğümüz PKK'yı cesaret, cesaretlendirici uyuşturucuların etkisi alt, altında olduklarını düşünüyorum. Evet, bu görüntülerde efendim. bunu görüyorum açıkçası.